Rahmet dolu, bereket dolu bir Konya akşamından hepinize merhabalar sevgili seyirciler, saygılar, sevgiler. Bu hafta başka konularda vefatının seneyi devresini andığımız Bilge Kral, Bosna'nın en unutulmaz başbakanı, Cumhurbaşkanı Aliye İzzet Begoviç'i konuşacağız. Birbirinden değerli 3 konuğumuz var. Oraya geçmeden önce bu hafta Çizgi Yayın Evi'nden sizlere Aliye İzzet Begoviç'in kitabını armağan edeceğiz. Bizim kendi hesabımızda, Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarımızda bugünkü programımızın bir tanıtımı var. O program tanıtımını paylaşan izleyicilerimiz arasından 3 kişiye bu ekranda görmüş olduğunuz kitaptan armağan edeceğiz inşallah. Konuklarımız Profesör Doktor Erdal Baykan, Doçent Doktor Mahmut Hakkı Akın ve Yardımcı Doçent Doktor Faruk Karaaslan. Sayın hocalarım hoş geldiniz. Sevgili seyirciler, hocalarımızın üçünün de Aliye İzzet Begoviç üzerine eserleri mevcut, alanında uzman kişiler. Bu arada sesimizden de belki fark etmişsinizdir, bir gribal enfeksiyon durumu var bizde. Ses olarak verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diliyoruz sizlerden. Bu haftalık bizi böyle idare edin lütfen. Şimdi hocam, müthiş bir insandan bahsedeceğiz bu hafta. Gerçekten benim çok sevdiğim, saygı duyduğum ve belki de bütün dünyanın sevdiği, saygı duyduğu bir insandan bahsedeceğiz. Aliye İzzet Begoviç. Şimdi önce şuradan başlayalım. Hayat hakkında bize kısa bir bilgi verir misiniz? Faruk hocam, isterseniz sizden başlayalım. Yani bize şöyle bir derli toplu Aliye İzzet Begoviç biyografisi sunar mısınız? Tabii. Öncelikle herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Aliye İzzet Begoviç'in vefatının seneyi devriyesini yaşıyoruz. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. İnşallah cennetinde cem oluruz. Amin. İnşallah. Tabii rahmetli Aliye İzzet Begoviç aslında bize çok yabancı birisi değil. Yani soy anlamında da yabancı birisi değil. 1925 yılında Bosna Hersek'te, Bosanski Samaç adlı bir bölgede dünyaya geliyor. Dedesi bir Osmanlı subayı, nenesi Üsküdarlı bir hanımefendi. Dolayısıyla bir Osmanlı ailesinin çocuğu aslen olarak dünyaya... Aslen Türk mü hocam Aliye İzzet Begoviç? Aslen Türk değil, Boşnak'tır ama dedesi Osmanlı subayı. Boşnak olan bir Osmanlı subayı. Evet, Boşnak olan bir Osmanlı subayı. Babaannesi Türk. Babaannesi Türk. Türktür. Dedesi İstanbul'da subaylık görevini yaparken babaannesiyle tanışır. Orada bir izdivaç söz konusu olur. Dolayısıyla babaannesi tarafından Türktür. Hatta bir Osmanlı kültürünü, edebini, adabını almış bir hanımefendi babaannesi olur. Soy isminden anlaşılacağı üzere bir bey sülalesidir. İzzet Beyler sülalesi olarak bilinir. Eşraftan bir sülaledir. 1925 yılında doğar. Doğduğunda Yugoslavya Krallığı dönemi vardır. Yugoslavya Krallığı'nda Müslümanlar esasında siyaseten çok temsil edilmez. İçerisinde doğduğu koşulları anlamak açısından söylüyorum. Aliye İzzet Begoviç ilk böyle 13-14 yaşlarından itibaren Müslümanların temsil edilememesi sorunuyla yüzleşir. Genç Müslümanlar örgütüne destek vermeye başlar, üye olur. O süre zarfında dünya Müslümanları üzerine sorular sorar, cevaplar vermeye çalışır. Zira o dönemde, o dönemi düşündüğümüz zaman özgür bir Müslüman topluluk yoktur. Birinci Dünya Savaşı'ndan yeni çıkılmıştır. Özgür bir Müslüman ülke söz konusu değildir. Aliye İzzet Begoviç bu sorunun cevaplarını çok genç yaşta aramaya başlar. 1941'de başka bir rejim gelir. Faşist Ustaşa rejimi, Hırvatların egemenliği altında. Burası önemli olduğu için biraz ayrıntılı bir şekilde ifade ediyorum. Bu dönemde askere davet edilir. Aliye İzzet Begoviç, ben faşist bir hükümetin olduğu bir yerde askerlik görevi yapmam, bu üniformayı giymem diyerek askerden kaçar. Böyle antimilitarist bir tavrı da var. Antimilitarist da var. Değil ama oradaki... Antifaşist mi demek? Antifaşist daha doğru. Çünkü oradaki hükümeti meşru görmez. Bizatihi Hitler'in ikame ettiği bir, Hırvatlar kullanarak ikame ettiği bir ustaşa rejimi vardır. Bu rejimi meşru görmez. Faşist görür ve faşist bir rejimin altında askerlik yapmayı reddeder. Silaha çağrılır, silah altına alınmaya çalışır. Bunu reddeder. Daha sonra Yugoslavya dönemi başlar, sosyalist bir dönem başlar Tito'nun önderliğinde. Bu dönemde genç Müslümanlar örgütüne üye olmaktan dolayı hapse girer. 5 yıl kadar hapis yatar, daha sonra çıkar, avukatlık yapar,
Tito zamanında da yasaklı mıydı hocam? Genç Müslümanlar Derneği. Tabii yasaklıydı. Hani bize şöyle bir portre çiziliyor. Tito zamanında Yugoslavya'da müthiş bir toplumsal barış sağlanmıştı. Uzlaşı vardı. Her şey mükemmel gidiyordu falan. Böyle bir portre çiziliyor. Bu doğru mu yanlış mı? Yani net bir şekilde bunun cevabını vermek çok doğru değil aslında. Yani tarihse verileri bu şekilde net tanımlamak çok doğru değil. Ama Tito döneminde Yugoslavya'nın bir refaha ulaştığını, askeri anlamda, siyasi anlamda ve toplumsal anlamda bir refaha ulaştığını ve halkların nispeten, yani Yugoslavya Krallığı'na ve faşist Ustaşa dönemine nispeten daha çok temsil edildiği bir dönem. Hı hı. Mesela ulema sınıfı aktifleşiyor, medreseler açılabiliyor Tito'nun döneminde. Ama her şeye rağmen Müslüman nüfus Bosna Hersek'te neredeyse %40 oranında ama temsiliyet kabiliyeti o kadar değil. Hı hı. Dolayısıyla Müslümanlar iktidarda, siyasette söz sahibi değil. Halkın, tebaanın büyük bir çoğunluğu Müslümanlardan, Boşnaklardan oluşmasına rağmen siyasette aktif rol oynayamıyor. Bu dolayısıyla ülkenin kaderine dair kararlar verildiğinde Müslümanlar çok etkili olmuyor. Ama nihayetinde de bir sosyalist rejim, yani totaliter bir rejimden bahsediyoruz. Marksist bir perspektife dayalı kurulmuş sosyalist devlet merkezli totaliterist bir rejim. Aliye İzzetbegoviç bu dönem boyunca Tito da dahil olmak üzere işte 89'lara kadar her daim bu sosyalist rejimin muhalefeti oluyor. Bu muhalefetinin sebebiyle de hapse giriyor. Malumunuz daha yani sonra... Dava adamlığı çok küçük yaşlarda başlıyor, çok genç tabii, yaşlarda başlıyor tabii, değil mi hocam? Yani tabii, sonradan yani bir başlamış mücadele, bir dava adamlığı, yok, dönüşüm, değişim yok. Yok değil. Yani Aliye İzzetbegoviç rahmetli 2003'te vefat etmeden önceki aklında var olan Müslüman dünyasına dair derdi, kaygısı, soruları neyse 1930'larda, 35'lerde daha gençken Müslüman dünyasına dair kaygıları, soruları çok benzerdi. Dolayısıyla gençliğinden, yani bir bilinç sahip olmaya başladığı andan ölümüne kadar Aliye İzzetbegoviç'in derdi, düşünceleri ve cevapları arasında bir tutarlılık görürsünüz. O zaman şu kısaca aktardığınız hayatından benim anladığım şey şu hocam, çıkardım. Tam bir dava adamı, bilinç sahibi, ne yapmak istediğini çok erken yaşlarda fark ediyor ve tam manasıyla bilinçli, dava sahibi, dertli bir Müslüman. Dertli bir Müslüman, kesinlikle. Doğru anlamış mıyım? Kesinlikle. Eyvallah. Peki hocam, mücadele hayatına ne zaman başlıyor? Bu hani mücadele adamı, madem bunu çıkardık, bir dava adamı. Ne zaman başlıyor mücadele hayatına? Hocam. Evet, 21 yaşında ilk defa hapse giriyor. Hani tamamlayıcı olması açısından söyleyeyim Faruk Bey'in söylediklerini. 1945 yılında İkinci Dünya Savaşı'nın bitmesiyle birlikte bir komünist rejim kuruluyor. Fakat bu komünist rejimin Stalinist rejimlerden bir farkı var. Yani Tito rejimi dediğimiz rejimi bazı farkları var. Yani sizin sorduğunuz soruyla da alakalı olduğu için söylüyorum. Fakat ilk kurulma aşamasında bu komünist rejim elbette ki dinleri hoş görmediği için Müslümanların üzerine de gidiyor. Genç Müslümanlar Teşkilatı'nın üyeleri üzerinde ciddi bir baskı oluşuyor. İlk önce hapis. Fakat Aliye İzzetbegoviç'in kendisi hapishanede iken Genç Müslümanlar Teşkilatı'nın ona göre daha önde olan isimleri idam edilmeye başlandılar. Hatta kendisi de hayatını anlattığı kitabında kendimiz için neyin hayırlı neyin hayırsız olduğunu bilemeyiz. Çünkü hapse atılmamış olsaydım aynı şekilde ben de idam edilecektim. Çünkü önde gelen isimlerden birisiydim. Hapse atıldığı söyledim. İçin mi idamdan kurtuluyor? Aynen öyle. Hmm. Çünkü daha önde gelen bazı isimler Genç Müslümanlar Teşkilatı'nın üzerine gerçekten çok ciddi bir şekilde önce gidildi. Sizin söylediğiniz tarzda bir rahatlama dönemi daha sonra gerçekleşmiştir. Yani 60'lı yıllara baktığımız zaman orada Müslümanların dergi çıkarttığını görüyoruz. Evet. Hiçbir Müslüman coğrafyada, hiçbir özür dilerim komünizmin var olduğu ve Müslümanların yaşadığı hiçbir yerde böyle bir şey görmezsiniz. Ama Takvim diye bir dergi çıkartıyor, Mücahit diye bir dergi çıkartılıyor mesela. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Diğer komünist rejimlere, daha doğrusu sosyalist rejimlere nispeten, nazaran bir evet, rahatlama dönemi var Tito, Tito'da. Rahatlama dönemi derken Tito'nun izlediği bir politika bu. Belki biraz daha Balkanlarla ilgili bir politika. Yani onu da söyleyeyim. Yugoslavya'da çünkü Stalinist bir rejimin büyük ihtimalle kendisine neye mal olacağını da Tito hesap ederek bunu yaptı. Demografik yapısından kaynaklanıyor. Mecburen. Evet. Çünkü Bosna Hersek dediğimizde de sadece Boşnaklardan bahsetmiyoruz. Bosna Hersek'te %50 bile değil. Faruk Bey'in söylediği oranlardadır hala aşağı yukarı. Boşnak nüfusu %40'tır Bosna Hersek devletin. Geri kalanlar hocam? Büyük çoğunluk Sırp ve Hırvat. Hmm. En yüksek Bosna Hersek'te bile
Ağırlık tabii. Boşnaklarda değil. Boşnaklarda %40. %30 küsur civarında Sırplar var. 20'nin üzerinde Hırvatlar var. Geri kalanlar da diğer unsurlar olarak. Yani Balkanları mesela milliyetçilik teorilerinin çöktüğü bir şeydir. İç içe geçmiş bir yapı var orada. Tabii. Devletler ayrı ama toplumlar iç içe geçmiş durumda. Devletler ayrı değil. Tabii. Bosna Hersek devletinin kendi içinde diyorum. Şu anda bu yüzdeler şu an için mi geçerli yoksa Yugoslavya zamanında mı? Hayır, şimdi için geçerli. Ben yani şimdi için söyledim Bosna zaten. Bosna Hersek dediğimiz zaman sadece %80'i boşnak bir devlet falan gelmez. Şu anda ayrı devletler var ama iç içe geçmiş birlikte yaşayan toplumlar var. Hayır, aynı devlet Bosna Hersek devletinin içerisinde Sırplar, Hırvatlar ve Boşnaklar bir arası. Ben de diyorum ki Yugoslavya döneminden sonra Sırbistan var, Hırvatistan var, Bosna Hersek var. Evet. Üç ayrı devlet var ama devletlerin içinde birlikte yaşıyorlar. Ortak yaşıyorlar diyor. Sırbistan'da Bosna Hersek'te 3 toplum, 3 millet birlikte yaşıyor. Evet. Yani bu 3 ayrı devlet olmasına rağmen Bosna Hersek'teki durum bu. Kastımız bu. Yani o anlamda söylüyorum. Peki buraya bir parantez açabilir miyim hocam? Özür dileyerek. Bu 3 millet, Hırvatlar, Sırplar ve Boşnaklar aynı ırktan mı geliyorlar? Aynı. Tek farkları mezhepleri, dinleri mi? Dindir. Yoksa farklı ırkları mı var? Yok, dindir asıl fark. Bu dillerde çok ufak tefek farklar olduğuna ilişkin şeyler var ama ırk olarak aynı ırktan gelirler, tamamen Slav'dır üçü de. Hı hı. Bunlar Osmanlı oraya gelmezden önce de üç tane farklı mezhebe mensupturlar. Sırplar Ortodokstur, Hırvatlar Katoliktir, Boşnaklar o dönemde Bogomil idi çoğunluğu. Evet. Daha heretik bir mezheptir, Hristiyanlığa bağlı. Osmanlı geldikten sonra Boşnakların İslam'ı kabul etmesiyle birlikte daha öncesinden başlamış bir süreçtir ama Osmanlı geldikten sonra daha tebaa halinde bir geçiş söz konusu. Onlar da Müslümandır. Yani bunları ayıran asıl şey dindir. Eyvallah. Birbirlerinden asıl ayırdıkları, kimliklerini üreten şey dindir. Değilse dille ilgili ya da yaşayışla ilgili birbirlerine tabii ki çok ciddi benzerlikleri var. Şimdi Ali Yazıt Begoviç'in dava adamlığı meselesine geldiğimiz zaman komünist rejim ne kadar bir hani imkan ifade özgürlüğüyle ilgili kısmi bazı imkanlar sağlanmış olsa bile örgütlenme özgürlüğü zaten yok. Seçim yapılmıyor. Efendim bir siyasal katılma imkanı mümkün değil. Ali Yazıt Begoviç'in dava adamlığıyla ilgili bizim elimizdeki ilk gösterge 1969 yılında kaleme aldığı 1970'te de yayınlanan İslam Deklarasyonu'dur. Bu İslam Deklarasyonu kitabı ki kitap denmez aslında biraz daha şeydir, risale tarzı, manifesto tarzında bir şeydir. İslam Deklarasyonu çalışması dolayısıyla Ali Yazıt Begoviç 1980 sonrasında 1983'te yargılandı. 1980'den önce de Tito 1980'de öldü. Tito 1980'de ölmezden önce yeniden Müslümanlar üzerinde bir baskı ortamı başladı. Bunun da en önemli sebebi İran İslam Devrimi'dir. 1980 itibariyle Müslümanlar üzerine yeniden gidildi ve 83'te Saraybosna davası diye bilinen bir İslamcılık davası orada görüldü. Ali Yazıt Begoviç de ve arkadaşları, demin de zannediyorum görüntüleri geçmişti Saraybosna İslamcılık davasının. O davada Ali Yazıt Begoviç 14 yıl mahkumiyet aldı. Bunun 5,5 yıl kadarını hapis cezası olarak yaşamıştır, yatmıştır. Dolayısıyla dava adamlığına baktığımız zaman kendi hayatının içerisinde bunu hem hapishane tecrübesi ki 9 yıla yakındır. 8,5 yıl civarında bir hapishane tecrübesi vardır. 3 yılı gençlik dönemi, efendim 5,5 yıl kadarı da sonra yaşlılık döneminde girdiği. Ardından da Yugoslavya'nın dağılma sürecinde bu dava adamlığı ve daha önceki birikim, Genç Müslümanlar Teşkilatı'ndan gelen birikim, Demokratik Eylem Partisi diye bir daha İslamcı görüşlere sahip, demokrasiyi de savunan, İslamcı demokrat diye mesela tanımlanıyor daha batılı metinlerde benim gördüğüm kadarıyla, Demokratik Eylem Partisi'ne dönüştü Bosna'daki Müslümanları temsil etme anlamında. Sonrasında da biliyorsunuz bu dava adamlığının hani daha çok bizim milletimizin de şahit olduğu tarafı Bosna Savaşı'ydı. Evet, oraya birazdan gireceğiz hocam. O zaman şurada hemfikiriz. Bir, bu adam tam bir dava adamı. İki, bu adamın dünya görüşü İslam. Evet. İslam için mücadele ediyor, Müslümanlar için mücadele ediyor. Peki nasıl bir İslam görüşü var hocam? Yani mesela sol bir İslam görüşü mü var, liberalist bir İslam görüşü var, katı bir İslam görüşü mü var, ne bileyim işte daha ılımlı mı? Nasıl bir İslam görüşü var Ali Yazıt Begoviç için? Siz bir, hayırlı akşamlar. Ali Yazıt Begoviç rahmetle anıyoruz kendilerini. İslam düşüncesi açısından şu anda da bizim sorunlarımız olan konuları
hala sıcak problemlerimiz olan şeyleri gündeme getiren, bu konular üzerine çok ciddi bir şekilde emek sarf eden büyük bir düşünür, entelektüeldir. Aliye İzzetbekoviç'i belki diğer Müslüman entelektüellerden, aydınlardan, bilim insanlarından ayırt eden en önemli unsurlardan bir tanesi, biliyorsunuz biz son birkaç yüzyıldır dünya Batı medeniyeti dediğimiz bir medeniyetin içerisinde, onun egemenliğinde dünya organize ediliyor. Başta Müslüman halklar olmak üzere bu Batı'nın hegemonyetik tavırları hem Müslüman halkları hem de dünyanın diğer halkları üzerinde bir baskı, bir değiştirme, bir dönüştürme ve kendi kültüründen uzaklaştırma ve kendi egemenliklerini, kendi seküler medeniyetini yayma açısından üzerlerinde hegemonya oluşturdukları bir topluluk olarak görülüyor. Aliye İzzet, Batı'nın bu hegemonyasına karşı İslam dünyasında Batı'ya karşı bir tavır da doğal olarak oluşmuş bulunuyor. Aliye Batı'yla ilişkilerini daha objektif bir şekilde sürdürebilecek bir imkana sahip. Çünkü yaşadığı yer Bosna Hersek, bugün Avrupa Batı olarak bildiğimiz şeyin sınırları içerisinde kalıyor. Ama biraz önce Faruk Bey'in ve Mahmut Bey'in de vurguladığı gibi bir İslam evladı, Müslüman bir insan ve bir Osmanlı torunu aynı zamanda. Yani bir anlamıyla Batı'nın, bu modern Batı'nın içerisinde doğan birisi, diğer anlamıyla kültürel ve inanç açısından ise İslam coğrafyasına ait birisi. Dolayısıyla hem bugün dünyanın yeryüzü üzerinde çok önemli bir etkisi olan bu Batı medeniyetini daha objektif bir şekilde değerlendirebilecek bir coğrafyada doğmuş oluyor. Doğuyla Batı'yı kendi şahsında sentezlemiş diyebilir miyiz hocam? Tabii hayatı da aynı şekilde öyle. İşte sorduğunuz soru, İslam anlayışı da ne bir Batı karşıtlığıdır ya da ne bir doğuculuk üzerine bina edilmiştir. Aynen İslam'ın kendi doğal, sahih şeyi gibi Doğu da Batı da Allah'ındır diyerek yeryüzüne bakabilecek bir perspektife sahip olmuş bir kimsedir. Bu anlamıyla Aliye körü körüne bir Batı düşmanlığı yapan bir İslam aydını değildir. Batı'nın İslam coğrafyasında yaşayan biz Müslümanlar üzerinde Müslümanlardan daha üstün olan yönlerini de görebilen, aynı zamanda onun eksiklerini de görebilen birisidir. Şöyle bir değerlendirmesi vardır. İslam evet en iyisidir ama biz Müslümanlar acaba insanların en iyisi miyiz der, değil mi anlam olarak? Evet. Şimdi burada bizim kültürel olarak, inanç olarak yeryüzünün yegane imkanı olduğumuzun bilincinde olan ve buna samimi bir şekilde iman etmiş olan bir Müslümandır. Ama aynı zamanda da Allah'ın yaratmış olduğu bu evren ve kainatla doğru bir ilişki kurmadığımız zaman, en iyi bir dine inanıyor olsak dahi o dinin rahmet ve bereketinin bizim üzerimizde olmayabileceğini de idrak etmiş bir Müslümandır. Dolayısıyla bu yeryüzü serencamımızda Müslümanların ve insanların ortaya koyacakları tavır ve davranışların nasıl olması gerektiği konusunda objektif bakabilecek bir yerde olan bir insandır. Bunu biraz somutlaştıracak olursak, Aliye, işte biraz önce Mahmut Hoca'nın da gündeme getirdiği o İslam Deklarasyonu'nun manifestosunda, deklarasyonunda dile getirmiş olduğu şeyler tam da bu Batı'yla son 100 yıldır Müslümanların karşılaşmış oldukları bu etkileşim sonucunda, işte Faruk Bey biraz önce zikrettiler, belli bir dönem dünyada bir İslam esir olmayan ya da işgale uğramamış olan bir İslam toplumu kalmamış olduğu bir dönemi yaşamışız. Onun ertesinde bu problemi, bu sorunu nasıl aşabiliriz? Müslümanlar bu hale niçin düşmüşlerdir? Ve bu yeni durum karşısında biz bu yeni durumun içerisinden nasıl çıkabileceğiz sorusunu objektif bir şekilde sorabilecek bilgiye, tecrübeye ve coğrafyaya sahip olan bir insan olarak karşımıza çıkıyor.
Belki Aliya'ya bilge insan dememizin, bilge lider dememizin arkasında da onun bu çok yönlülüğü, çok boyutluluğu vardır. İsterseniz bunu biraz detaylandırabiliriz. İslam anlayışına biraz daha detaylı bir şekilde girebiliriz. O zaman şöyle özetleyebilir miyiz hocam dediklerinizi? Doğru mu anlamışım? Ne IŞİD gibi tavizsiz, katı, halden anlamayan bir İslam görüşü var, ne de ılımlı İslam gibi bir ortaya bir garabet çıkarmak için davasından, düşüncelerinden, idealinden feragat eden, parçalar koparan bir İslam anlayışı var. Neyse o. Tabii. Tam bir İslam, Müslüman diyebilir miyiz Ali İzzet Begoviç'e? Tabii, kesinlikle söyleyebiliriz. Ali İzzet Begoviç zaten bu şeyini kendisi kavramsallaştırır. Her iki bakış açısını da değerlendirir. Muhafazakarlar ya da gericiler ya da ilericiler ya da batıcılar olarak onları isimlendirirler, isimlendirir. Muhafazakarlar ve modernistler. Bizim kullandığımız anlamdan biraz daha farklı olarak kullanır bunu. Mesela muhafazakarlar ya da gericiler olarak tasnif ettiği sınıf, biraz önce sizin söylediğiniz dini, o cap canlı olan İslam'ı belli bir noktada, belli bir tarihsel zaman diliminde dondurarak dini o yorumun içerisinde anlamaya çalışıp dünyaya sunmaya çalışan, yani bizatihi o dinin kendisini değil, dine ilişkin tarihin içerisinde yapılmış olan bir yorumu dinin yerine ikame etmeye karşı, buna gericiliktir der, dogmatikliktir der. Aliya bir kere buna karşı bir mücadele eder. IŞİD dediğimiz ve benzeri birçok kendilerini İslam düşüncesi içerisinde görenlerin içerisine düşmüş oldukları problemin bu olduğunu, yani İslam mesela devrimci bir dindir, Peygamber Efendimiz'e İslam vahyedildiğinde tarih içerisinde o toplum hiçbir şey üretemeyen bir kabile toplumu iken 20 yıl içerisinde, 20 küsur yıl içerisinde bütün bir insanlığın örneği olabilecek, kıyamete kadar bütün insanlığa örnek olabilecek bir topluluk meydana getirmiş olması İslam'ın bu devrimci boyutunu ortaya çıkarır der. Dolayısıyla İslam'ın bu insanları ve dünyayı canlandıran yönünün Müslümanların yeniden idrak etmesi gerekir der. Bunun önündeki en büyük engellerden bir tanesi olarak da bu biraz önce sizin söylediğiniz zihniyetlerle dinin anlaşılması, yaşanması ya da yorumlanmasının en büyük engellerden biri olarak görür. Ve bize bunu uzun uzadıya da bizi bunu anlatır. Eyvallah. Ve bu, o zaman evet. Buyurun hocam. Buyurun, sözünüz yani tamam, bu değil. Halden kurtuluşun da yegane yolunun samimi bir şekilde yeniden iman etmek olduğunu, Müslümanların yeniden İslamlaşması gerektiği vurgusunu yaparak, İslam Deklarasyonu'nun da mottosu diyeceğimiz cümle budur. Müslümanların yeniden İslamlaşması çağrısında bulunur. O zaman şöyle bir şey söyleyebilir sanırım tırnak içinde. Batı'nın sevmeyeceği bir Müslüman tipidir Ali İzzet Begoviç. Hoşlanmayacağı, sevmeyeceği bir Müslüman tipidir diyebiliriz. Peki hocam, hanginiz cevap vermek istersiniz? Böyle bir Müslüman nasıl oldu da iktidara geldi? Yani Batı'da bir İslamofobiya var. Müslüman birisinin, İslam anlayışında olan, ümmetçi anlayışta olan birisinin iktidara geldiğinde hemen herhangi bir devrimle, darbeyle alaşağı edildiği bir dönemi yaşıyoruz. En yakın yerde işte Mısır'da Müslüman kardeşler iktidara geldi. Hemen çok kısa süre sonra askeri darbeyle alaşağı edildi. Bu insan iktidara gelmeyi nasıl başardı? İktidarda kalmayı nasıl başardı? Evet. Hanginiz cevaplamak istersiniz hocam? Yani siz bir şeyler söylemek ister misiniz hocam yoksa? Şimdi şöyle evet. Bir şey. Yani bir kere Yugoslavya'da dağılma sürecinde Bosna Hersek federe bir cumhuriyetti önce. Yugoslavya'ya bağlı bir cumhuriyetti. Sonra bağımsızlık referandumu ilan edildi biliyorsunuz. Bu federe cumhuriyetin içerisinde bizdeki gibi mesela bir siyasi gelenekten bahsedemezsiniz. Ali İzzet Begoviç'in bir siyasi geçmişi yoktur bu anlamda. Aktif siyasi geçmişi yoktur. Bir hani düşünce anlamında siyasetle ilgilenmiştir. Efendim siyasi suçlu olarak zamanında yargılanmıştır falan ama neticede Müslümanların bir siyasi örgütlenmesi komünist rejim etrafında mümkün olmamıştır. Şimdi orada bir boşluk oluşuyor ve bu boşluk oluştuğu zaman Ali İzzet Begoviç Demokratik Eylem Partisi'ni kurarak seçimlere özgür bir şekilde katıldılar.
Orada da birinci oldu partisi. Ardından da meclisin ittifakıyla, yani Sırplar ve Hırvatların da desteğiyle, onu da söylememiz gerekiyor. Seçildi. Şimdi Aliye İzzet Begoviç'in üslubu... Bir parantez açabilir mi hocam? Efendim? Sırplar ve Hırvatlar niye Aliye'yi destekledi? Şundan dolayı. Aliye İzzet Begoviç, bakın, düşmanlarının bile saygısını kazanmış birisidir. Çok güzel. Yani en önemli taraflarından birisi bu. Aliye İzzet Begoviç ittifakla seçildi mecliste. Yani meclis çoğunluğuna kendi partisi sahip değildi. 210 küsür sandalyeli mecliste 80 küsür birinciydi. Fakat demin söyledik ya, etnik yapı çok dağınık. Yani herkes kendi dinine göre, etnik durumuna göre oy verdiği için karma karışık bir meclis çıkıyor. Bu arada da 2 milyonun üzerinde nüfusu olan bir ülkeden bahsediyoruz. Yani bahsettiğimiz yer işte bizim Konya'nın vilayet nüfusu kadar belki, efendim, bir yer. Evet. Aliye İzzet Begoviç üslubuna çok dikkat eden birisidir. Yani şu son derece önemli. Mesela geleneksel İslami yorumlara daha mesafeli olduğunu yazmıştır. Ancak hiçbir zaman bu geleneksel İslami yorumlara ilişkin, mesela tasavvuftan kaynağını alan, oradaki tekke kültüründen kaynağını alan İslami yorumlara mesafeli olduğunu söylese bile herhangi bir saygısızlık yapmamıştır üslubunda. Bunu çok net bir şekilde görüyoruz. O yüzden kendisiyle savaşanların içerisinde de Aliye İzzet Begoviç gibi bugün ismi temize çıkan bir tane adam yoktur. Ne Hırvatların içerisinde ne Sırpların içerisinde. O yüzden bence görmemiz gereken yerlerden birisi bu. Yalnız sizin sorunuza ben hani sizi haklı çıkartacak bir şey söyleyeyim. İslam Deklarasyonu 1970 yılında yayınlandığı zaman bütün Müslüman toplumlara şunu söyledi. İslam dışında Müslüman toplumların kendilerine dönme imkanları yoktur. Aliye İzzet Begoviç diyor ki bu çağrı yüzünden, yani ben bütün Müslüman toplumlara yeniden İslam'a dönülmesi dışında bir yol yoktur çağrısını yaptığım için Batı beni asla affetmedi diyor. Evet. Nerede affetmedi? Şimdi diyeceksiniz ki tamam, adam seçilmiş. Seçilmiş ama bir savaş, ki buna savaş denmez bir ilk birkaç yılına, Boşnaklar Sırpları püskürtüp onların stratejik bir şehrini kuşatana kadar hiçbir şekilde barışın adını bile etmedi. On binlerce insanın göç etmesine, o kadar insanın öldürülmesine, sivil insanın, pazar yerlerinin bombalandığı, camilerin yakıldığı, kütüphanenin yakıldığı, sarıklı ve fesli mezar taşlarının baltalarla kırıldığı, cinnet geçirmiş bir savaşta Batı gık bile demedi. Ne zaman dedi? Boşnaklar Sırpların stratejik bir yerini ele geçirdiği zaman, kuşattığı zaman, o zaman hatta Türkiye'yi de devreye sokarak barışa oturulabilir artık dedi. Yani bütün o katliamların üstünden. Aliye İzzet Begoviç bunları değerlendirirken Tarihe Tanıklığım adlı kitabında ben bütün bunlar İslam Deklarasyonu yüzünden olduğunu düşünüyorum diyor. Batı benim Müslüman toplumlara batılılaşma falan değil, İslamlaşma çağrısı yapmamı hiçbir zaman affetmedi diye söylüyor. Aksi takdirde orada belki böyle bir savaşın çıkması en başından engellenmiş olacaktı. Hocam çok önemli bir yer söylediniz. Evet. Orayı kaçırmamak lazım. Orası lafların arasına karışmaması lazım. Diyorsunuz ki Bosna'daki barış, Boşnaklar Hırvatların önemli stratejik bir yerini ele geçirdikten sonra Amerika, evet, tarafından artık masaya oturalım dendi. Amerika ve diğer Almanya, evet, Fransa, evet, istisnasız tamamı dahil oldular. Hatta tipik bir Batı örneği. Şöyle, kuşatma çok stratejik bir yer olduğu için Bosna Hersek kabul etmedi önce. Dediğim gibi aracı olarak İslam ülkelerini bu sefer devreye sokmaya başladılar. Türkiye'den de doğrudan Cumhurbaşkanı düzeyinde, yani o zaman Süleyman Demirel Aliye İzzet Begoviç'i aradı ve bir kamuoyu baskısı üzerinde oluşturulmaya başladı. Savaşı devam ettiren sizsiniz algısını bu sefer yayacaklardı. Evet. Yani herkes barışa oturacak ama bak Boşnaklar işte buyurun gördünüz, devam ediyorlar. Tabii Müslümanların üstüne atılacaktı. Hatta başka bir şey daha söyleyeyim sizin dediğinizle ilgili. Aliye İzzet Begoviç Saraybosna İslamcılık davasında bir İslami fundamentalist olarak tanımlandı. Öyle ki bugün YouTube'a girin bakın, bazı Sırpların falan yaptığı, bu hani aşırı Sırpların diyeyim, hepsini de genellemeyeyim, şeyler vardır, videolar vardır. Mesela daha böyle bugün İslamofobiyayı temsil eden bir Müslüman figürü var ya, sakalı uzun, işte cihadist, elinde kalaşnikof falan. Tabii mücahit olarak gidenler vardı oraya. Farklı coğrafyalardan, çok farklı görüşlerden insanlar gitti. Şii, Sünni demeden. İzzet Begoviç'in onlarla kamera kayıtlarını gösterip aslında bu sizin çok da barışsever vesaire dediğiniz adam işte buyurun. Bu adamların adamıydı. Böyle bir rejim Bosna Hersek'te kurmak istiyordu. Kara propagandasını hala devam etti. Algı üretimi yapma derdindeler. Tabii. O yüzden ne kadar sevdi, destekledi değil yani. Hı hı. Tam tersine bir bedel ödetme işi var yani. Burada buyurun. Belki şu da belirtilebilir hocam. Avrupa 2. Dünya Savaşı'ndaki soykırımın travmasını
halen atlatabilmiş değildi yani. Evet. Bosna Savaşı'nda da çok ciddi bir soykırıma konu oluyor, soykırıma karışıyor. Bizatihi Birleşmiş Milletler'in müsaadesiyle, ki şu anda işte Lahey'deki yargılamalarda açığa çıkıyor. Bizatihi Birleşmiş Milletler'in müdahalesiyle yine Avrupa'nın ortasında başka bir toplum soykırıma tabi tutuluyor. Ve bu soykırımın travmasıyla Avrupa tekrar zannediyorum yüzleşmeyi de göze alamıyor. Evet. Dolayısıyla orada bir sus payı vermek durumunda da kalıyor. Yani tırnak içerisinde bir sus payı vermek durumunda kalıyor. Çünkü Avrupa kendi tarihini çok iyi biliyor. Hı hı. Yani kendi tırnak içerisinde soykırımcı tarihini çok iyi biliyor. Ve tekrar orada soykırımcı tarihle ve dünya kamuoyuyla yüzleşmekten, karşılaşmaktan çekiniyor. Böyle bir durum da söz konusu. O zaman şöyle yapalım. Bir ara verelim hocam. Bir reklam arası verelim. Hem bu arada sizi dinlendirmiş olalım. Bir boğazınızı ıslatalım. Hem de bu arada sevgili seyircilerimiz, bizim hesaplarımız olan Volkan Erikçi olarak aratabilirsiniz. Facebook, Twitter ve Instagram'da. Bugünkü programımızın bir tanıtımı var, bir reklamı var. Onu paylaştığınız takdirde Erdal Baykan hocamızın Ali İzzet Begoviç Okumaları isimli kitabını da size hediye edeceğiz. 3 tane izleyicimize. Volkan Erikçi, Twitter, Facebook ve Instagram hesaplarından bugünkü programımızın tanıtımını paylaşan izleyicilerimize. Kısa bir ara geliyoruz. Evet sevgili seyirciler, başka konularda Bilge Kral, Aliye İzzet Begoviç'i konuşmaya devam ediyoruz. Şimdi hocam şurada kalmıştık. Bu insanı Avrupa, Amerika neden devirmedi? Madem İslami bir yapıda bir insansa, İslami söylemlere sahipse, Avrupa'nın, Amerika'nın sevmeyeceği tipte bir insansa, bu insan neden devrilmedi? Buyurun hocam. Evet. Yani devirmesine gerek kaldı mı diyeceksiniz Bosna Savaşı'ndaki trajediden sonra? Evet. Yani böyle bir soruyla cevap vermiş olayım. Bosna Savaşı zaten aşağı yukarı aynı işi yaptı. Yani Aliye İzzet Begoviç açısından. 1990 yılında Aliye İzzet Begoviç Cumhurbaşkanı olduktan sonra zaten çok kısa bir süre sonra federasyonun ayrılmasıyla ilgili bir referandum kararı alındı. Ki o referandum kararında Sırplarla karşı karşıya geldiler. Sırplar boykot etti fakat referandum kararı alındı. Sonrasında da zaten Bosna Hersek'te biliyorsunuz düzenli bir ordu yok. Karşısında da Avrupa'nın en büyük ordularından birisi var, Yugoslavya'nın. Onların da desteğiyle, saldırmalarıyla, daha sonra Hırvatlar da dahil olmuştur. Orada savaş bile diyemeyeceğiniz, neyle adlandırılır onu da bilmiyorum. Yani bir savaş makinesi karşısındaki savunmasız insanın haliydi diyor. Savaş karşılıklı yapılır. Burada bir saldırı var değil mi? Aynen. Katliam var. Şey yok, bir de muhataplar arasında herhangi bir güç ilişkisi açısından baktığınızda inanılmaz bir dengesizlik söz konusu. Savaş denmiyor zaten birkaç yılına. Küçük işte böyle çete tarzında gerilla savaşını götürebilecek tarzda şeyler oluşuyor. Ondan sonra düzenli bir ordunun oluşması var. Mücahitlerin desteğe gitmeleriyle, efendim işte kendi ellerinde silah üretmeyle falan. Dolayısıyla şunu söyleyeyim. Yani Batı belki birçok başka devlette uyguladığının daha farklı bir şey, bir politikayı orada uyguladı. Gene Aliye İzzet Begoviç'e bedel ödeten. Bunu şöyle örnek vereyim. Aliye İzzet Begoviç bakın bizde çok dikkat çekiyor. Hocalarımla da birlikte katıldığım son programlar falan çok gerçekten inanılmaz bir ilgi vardı. Kitapları baskı, üstüne baskı yapıyor. Hakikaten bir ilgi var. Fakat Bosna Hersek'e gittiğiniz zaman Aliye İzzet Begoviç etrafında böyle bir ilgiyi görmezsiniz. Allah Allah. Görmemenizin sebebi şu. İşte o bedel öyle ödetildi. Orada bir siyasetçi olarak. Boşnaklar soğuk mu bakıyor hocam Aliye İzzet Begoviç'e? Şimdi bir siyasetçi var yani ortada ve Dayton Anlaşması gibi Boşnakların hiç de lehine olmayan bir anlaşmaya imza atmış birisi var. Evet, tam da burada bir soru geldi hocam. Bizim eski konuklarımızdan ve sevdiğimiz hocalarımızdan Cengiz Acar diyor ki Boşnaklar toparlanmaya başlayıp tam savaşın akışını kendi lehlerine dönüştürmeye başladıkları zamanda, az evet. Evvel söylediğiniz zamanda Aliye İzzet Begoviç Dayton Anlaşması'nı kabul etmiştir. Bundan dolayı da zamansız anlaşma yaptığı için şiddetle eleştirilere maruz kalmıştır. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz diyor Cengiz Şimdi Acar hocam. Şimdi bu keyfi bir anlaşma değil. Yani Aliye İzzet Begoviç'in sadece iyi savaş bitiyor da oturalım anlaşalım dediği bir şey değil. Tam tersine o anlaşmaya oturmamak için Aliye İzzet Begoviç elinden gelen gayreti gösterdi. Fakat eğer o anlaşmaya oturmayacak olsaydı bu sefer de etrafında buyurun işte savaşı sürdüren taraf bu taraf. Biz barışı arzu ediyoruz diyerek hakkında gene bir algı operasyonu yapılacaktı Aliye İzzet Begoviç'in. O yüzden ben Batı'nın müdahalesi konusunda söyleyeyim. Birçok memlekette hadi bu sadece siyasiler üzerinden falan gerçekleşiyor.
Ama Bosna Hersek dediğiniz zaman Srebrenica diye bir şey de yaşandı ve Hollandalı NATO birliklerinin biliyorsunuz serbest bir bölgede aleni bir şekilde Sırplara buyurun deyip 2-3 gün içerisinde 7-8 bin insanı katlettikleri. Yani adamın kafatası bir yerden çıkıyor, ayağının bir parçası başka bir yerden çıkıyor. Böyle bir trajedi. Orada öldürülmüş en küçük çocuğun yaşı 3 aylık. Yani tecavüzden doğan çocuk sayısının haddi hesabı yoktu Bosna Hersek'te ve en problemli çocuklar da onlar. Bugün 20'li yaşlarını yaşıyorlar. Dolayısıyla Aliye İzzetbegoviç'e bu görüşlerini ki baştan anlaşma yapabilirdi. Bakın kendi hatta yakın arkadaşlarından birisi uzun süre Aliye İzzetbegoviç'e dedi ki delilik yapıyorsunuz. Otobiyografisinde bunu anlatır. Kendisinin bir siyasi muhalifi, Müslüman bir boşnak siyasetçi. Diyor ki Sırbistan'la savaşı göze alacak olursanız burayı cehenneme çevirirsiniz. Aliye İzzetbegoviç biliyorsunuz ilkeleri etrafında daha durmaya gayret etmiş bir adamdır savaş sırasında da. Ama çok acı olmadı mı oldu. Çok bedel ödenmedi mi ödendi. Sonrasında bir de böyle anlaşma demeyeceğiniz yani oradaki toplumlar hala birbirine çok rahat bir şekilde düşman olabilirler. Yani bir kıvılcıma bakar. Böyle bir barışı anlaşmayı kendisinde arzu etmediğini söylüyor. Hatta Dayton anlaşmasıyla ilgili söylediği şey şu. Ben o gece kendimi çarmıha gerilmiş gibi hissettim. Çünkü ya dönüp savaşa devam ediyoruz diyecektim. 4 yıldır savaşla inleyen bir topluma ya da öbür taraftan barış anlaşmasını imzalayacaktım. Bu benim hayatımda yaşadığım en gerilimli ikilemlerden birisiydi diyor. 40 katır mı 40 satır mı? Ve sonrasında işte bir siyasetçi olarak algılandığı için biz bir bilge lider olarak algılıyoruz Aliye İzzetbegoviç'i. Gerçekten eserleri son derece önemli. Bizim de dertlerimize ışık tutan bir taraf var ama Bosna Hersek'te o trajediyle o yaşananlarla birlikte biraz da başarısız bir sonuç ortaya çıktığı için algılanan bir siyasetçi de var. Yani şu sorunu da görmemiz gerekiyor. Şu sorumu uyandı hocam toplumda. Bu kadar acının bedelin sonucu bu muydu? Şimdi şöyle düşünün. Bunun için mi mücadele ettik? Bakın şöyle düşünün. Savaşın, efendim, travmanın içerisinden bakan insanlar çok sağlıklı değerlendirmede bulunmayabilirler. Yani ben bunu böyle değerlendiriyorum. Ki bunlar kolay şeyler de değildir. Yani o anlamda. Bakın bizde bile mesela İstanbul işgale uğradıktan sonra Anadolu'daki mücadele yapıldı, başarıldı, edildi. Sonrasında ciddi anlamda kültürel değişimler yaşadık. Hatta halka rağmen bir sürü şey yaşadık. Ama o işgali yaşamış olanlar sustular. Çünkü işgal çok daha beter bir şeydi. İzmir'in işgali, İstanbul'un işgali. Yani olayları daha bağlamının içerisinde değerlendirmemiz gerekiyor. Şimdi Aliye İzzetbegoviç'i de kendi realitesinin içerisinde değerlendirelim. Yani aynı durumda bizim liderimiz olaydı da acaba bilgeliğine mi bakacaktık, yaşadığımız acıya mı bakacaktık? Orada evladını kaybetmiş bir adam Aliye İzzetbegoviç'in Doğu ve Batı arasında İslam bakmaz, kitabında evet. Ne yazdığına çok bakmaz. Hala peki acısını şimdi izleyicilerimizde şu soru uyandı. Ya evet. Sorun ne? İşte devlet kuruldu. Bosna Hersek diye bir devlet var. Şu anda kendi devletlerine sahipler, kendi başkanları var. Dayton Anlaşması'nda ne oldu hocam? Şu anda hangi idari olarak sıkıntı var da bunları konuşuyoruz biz? Bir kere Dayton Anlaşması Bosna Hersek'te herhangi bir gruba yani ağırlıklı olarak Boşnak, Sırp ve Hırvatların herhangi birisine yönetimi bırakmadı. Yönetim belli aralıklarla sadece gruplar arasında değişen bir yapıya sahip. 2 milyonun biraz üzerinde nüfusu olan bir devlette işte bir sürü meclis kurulmuş vaziyette. Kantonlara bölünmüş vaziyette. Buradan sağlıklı bir yönetimin oluşması vesaire de beklenemezdi zaten ki yok da zaten şu anda. Hatta işte dünyada da bir örneğini bulamazsınız Bosna Hersek'teki yönetim gibi. Yani Bakir Bey şu anda partinin genel başkanı oğlu Bakir İzzetbegoviç. Bakir İzzetbegoviç seçimleri kazandığında da Bakir İzzetbegoviç'e verilmiş bir süre var. Sadece o sürenin içinde yönetiyor ve bu 3-4 yıllık falan bir süre değil, 1 yıl bile değil. Bildiğim kadarıyla 7-8 ayda değişiyor. Bosna Hersek'in bütün nüfusu 2 milyon mu dediniz hocam? 2 milyon 300 bin mi? 2 milyon 100 bin mi? O civardaydı. Bütün ülke 2 milyonlar oluşuyor. Evet, ve bu Dayton Anlaşması'yla kelimenin tam manasıyla paramparça edilmiş durumda var. Aynen öyle. Zaten geçici aslında Aliye İzzetbegoviç o anlaşmayı imzalarken bir barışın geçici bir formülasyonu olarak düşünülüyor. Dolayısıyla bir de o kadar karmaşık bir yapı var ki hocamın bu söylediği kanton yönetimlerin en üstünde bir de bağımsız bir başkan var. Tüm Bosna'daki idareyi kontrol edecek hakem pozisyonunda başka birisi daha var.
Dolayısıyla geçici bir barış anlaşmasında geçici bir hükümet sistemi olarak imzalanıyor zaten. Fakat daha sonra bir türlü Sırplar, Hırvatlar ve Boşnaklar anlaşamadığı için yeni bir siyasal sisteme geçiş yapılamıyor. Dahası nüfus sayımı bile yapılamıyor. Yani yakınlarda yapılabildi bildiğim kadarıyla. Yakında yapıldı. Yani çünkü siyasetçiler de nüfusun temsiliyet oranına göre kadrolarda bulunabiliyor. Dolayısıyla Boşnakların da bu sisteme, bu anlaşmaya buraya dahil edecek bir güçleri yok herhalde hala. Bir de ciddi nüfus kayıpları var. Yani şimdi 90'lara göre. Bunu göz önünde alırsak oradaki göçlerin, soykırımların neden olduğu daha anlamlı hale gelir. Yani %40'tan bahsediyoruz Boşnakları. Evet. %40'ı sahip olan bir millet ya da bir toplum herhalde bu devlet sistemini kolay kolay değiştiremez. Çünkü karşısında %60 gibi bir çoğunluk herhalde değiştirmesini istemeyecektir bu. Onlar da sistemi. Tam anlaşmalı değil yani, onu söylüyorum. Tabii, o %40. Hırvatlar da öyle birbirleriyle çok iyi anlaşan falan iki şey değil. Evet. İki grup değil. Peki hala. Şimdi hocam bilge bir adam. Bu insanın kitapları var. Müthiş sözleri var. Müthiş tahlilleri var. Müthiş yorumları var. Bu bilge kralı Ali İzzet Begoviç'in muhakkak okunmalı diyeceğiniz kitapları hangisi? Evet. Hangisini tavsiye edersiniz? Hepsi. Hepsi. Evet. Belki bir sıralama yapalım. 6 tane kitabı var değil mi hocam? Evet. 6 tanesi olmaz. Evet. Hocam 1, 2 tane, 3 tane seçin. Muhakkak bu 3 tanesi okunmalı ya da şu bir tanesi muhakkak okunmalı diyeceğiniz kitabı hangisi? Şimdi sizin üzerinizde iz bırakan. Ya şaheseri Doğu ve Batı arasında İslam'dır. Evet. O tartışmasız. Çünkü Doğu ve Batı arasında İslam kitabı ağır da bir kitaptır. Yalnız onu da söyleyelim. Biz öğrencilerimize önerdiğimiz zaman ya da işte bazen daha okumuş, üniversite mezunu, mesleklerde çalışan insanlar arzu ediyorlar falan ama ciddi anlamda bir Batı felsefesi hakimiyeti tabii kültürel arka plan istiyor. Çok ciddi felsefik bir... Felsefik mi, tabii. Sosyolojik mi, siyasi politik bir kitap mı? Ama temeli felsefedir. Evet. Eyvallah. Çünkü o kitap bir insan felsefesi tezi olarak, doktora tezi olarak önerilmiş hocam bir yere ama kendisi arzu etmemiş. Yani bir felsefe doktorası şeklinde. Tabii birçok şeyi içeriyor. Antropolojiyi içeriyor, kendi içerisinde sosyolojiyi içeriyor, medeniyet, tarih felsefesini mesela yoğun bir şekilde içeriyor. Doğu ve Batı arasında İslam tartışmasız bir yani önereceğim eserdir. Bence zorluğuna katlanıp insanlar gayret ederek kesinlikle okumalılar. Benim önereceğim, hani hocalarım da ekleyeceği şeyler olabilir ama mesela İslam Deklarasyonu ve İslami Yeniden Doğuş'un Sorunları makalelerinden oluşan kitap, onlar da bizim yaşadığımız trajediye, yani Müslüman dünyanın şu anda yaşadığı trajediye hem sorunları tespit anlamında hem çözümlerin üretilmesi anlamında çok ciddi katkılar sağlamış. Otobiyografisini de eklemiş olalım. Yani tarihe tanıklığım. Gördüğüm kadarıyla kıyamıyorsunuz. Yani içinden seçmekte zor. Ben demeyeceğim yani o yüzden. Ama muhakkak surette okunması gereken diyorsunuz. Öncelikle okunması gereken Doğu Batı arasında İslam. Yani o biraz ağır kaçabilir. Ağır ama. Siz ne diyorsunuz? Çünkü o bir... Yani ben hem bizim kendi mevcut durumumuzu iyi anlamak hem de oradaki bir Müslüman topluluğun hikayesini anlamak için tarihe tanıklığımı ve bir giriş niteliğinde okunabilir kanaatindeyim. Hayat hikayesi. Yani otobiyografi çalışması hocamın bahsettiği. Daha sonra İslam Deklarasyonu. Önce bir Aliye'yi tanımak için. Aliye'yi, Bosna halkını ve orada aslında Avrupa'nın, Aliye'nin bahsettiği Batı, Doğu, oradaki fikir dünyasını, kendi hayat hikayesini, Bosna'nın yaşadıklarını, Bosna Savaşı'nı anlamak için tarihe tanıklığım hem Aliye'ye bir giriş niteliğinde. Ben öğrenci arkadaşlara Aliye'ye giriş kitabı olarak bunu öneriyorum. Daha sonra İslam Deklarasyonu, çünkü orada gerçekten okudukça her satırında kendimizi görüyoruz. Yani içerisinde şu anda yaşadığımız sorunu görüyoruz. Burada şunu da ifade edeyim bir ben. İslami manifesto mu niteliğinde hocam? Zaten bir İslam manifestosudur. Yani bir yeniden doğuş, İslami yeniden doğuşun sorunları başlıklı. Dolayısıyla Müslüman toplumun ataletini ortadan nasıl kaldıracağının yol haritasıdır bir anlamda. Aslında şu çok anda ümmetin ilacı diyebiliriz o zaman. Ümmetin ilacıdır ama şunu da söylemek gerekir. Yani aslında Türkiye bir Müslüman tipi var ama çok da alışık olduğumuz bir Müslüman tipi de değil. Şu anlamda yani Aliye bugün burada fikir üreten, kitap yazan, eser üreten birisi olsaydı ne kadar teveccüh görürdü bilemiyorum. Belki biz biraz uzaktan sevdiğimiz için bize hoş geliyor ama fikirleriyle karşılaşırsak aslında birçoğumuzun da birçok şu anda mevcut ayarlarını bozacak ayarlarını kadar bozar. Etkili bir şeyden mi kaynaklanıyor hocam? Bizim bildiğimiz klasik İslam çok eleştirildir. Yani yoksa gelenek eleştirisi ve ihyacı olması. Gelenek mesela Mehdilik hususunda çok nettir. Mehdilik Müslümanların tembelliğinin adıdır der. Yani çok bunu bugün Türkiye'deki birçok cemaat yapısının kabullenemeyeceği
bir tabii, cümledir. Bugün Twitter'da bir hashtag vardı. Yani o bundan dolayı pek sevilmez. Ya da adamın bir tanesi şu paylaşımda bulunmuş. Mehdi gelecek, üretim artacak. Tamam. Üretimi evet. arttırmak için Mehdi'nin gelmesini ne bekliyorsun Allah'ın adamı? Kendini i̇şte arttırsana. Aliye tam bunu Ali ifade ediyor. Tembel ruhban sınıfının İslam evet. dünyasında da çıktığını söyler açık bir şekilde. Tabii. Yani bu Hristiyanlığın ve Yahudiliğin yaşadığı sapmaların tamamını tahrif olmuşluğunun tamamını İslam dünyasında açık bir şekilde göreceğimizi söylüyorlar. Onu da bizim bazı şeyh ve hocalara gösterdiğimiz tavır ve davranışların ruhban sınıfı kategorisine girdiğini söyler ve çok ciddi bir eleştiride bulunur. Doğu ve Batı şaheseridir. Bütün ilahiyatçıların okuması gereken, ilahiyat hocalarının okuması gereken bir kitaptır. Gençliğin okuması gereken nereden başlayacak dersek, işte tarihe tanıklığımdan, İslam deklarasyonundan, İslam'ı yeniden doğuşun problemlerinden özgürlüğe tanım öyle gidecek. Ama İslam üzerine daha ciddi bir takım eğitim almış, din anlatan kişiler, öğreten kişilerin Doğu ve Batı arasında İslam'ı özümsemesi gerekmektedir. Biraz önce söylediğimiz bu konular, yani Aliye şurada hiçbir şekki şüphesi yoktur. Yani İslam alemi İslamsız veya İslam'a karşı olarak yenilenemez der. Bizim kurtuluşumuz İslam'dadır der ve bunu büyük bir imanla ve bütün bir gönlüyle söyler, haykırır. Ama sahih olan İslam'ladır der. Bugün İslam adı altında İslam'ı metalaştırmış olanlar, o kendi başına bir diriliş olan, bütün bir insanlık için umut ve yeniden can ve canlılık olan İslam'ın, yani peygamberin yaşadığı, sahabesinin yaşadığı, büyük imamlarımızın anlayıp anlattığı İslam olduğu zaman bu İslam bir diriliştir ve bir yeniden candır. Bugün İslam adı altında uydurulmuş olan, İslam adı altında dinin istismarını sağlayan, bir sürü çok önemsiz şeyleri dinmiş gibi bize sunan ama burada sadece kendi kişisel menfaatlerini ya da otoritelerini pekiştirmek için dini kullanan bir sınıfın oluştuğundan bahseder. Ve bunların özelliklerini uzun uzun sayar. Peki Müslümanlar böylesi bir hale, Müslümanlık demek her yönüyle bir zenginliktir, bir diriliştir der. Ama bugün Müslümanlar bir birlikteliktir der. Bugün Müslümanlar parça parçadır. Yoksuldur, zayıftır ve çok garip bir haldedirler. Bunun nedeni nedir? Bunu gerçekten İslam'la bizim tanışmamış olmamızla alakalıdır der. Bunun da işte diğer nedenleri dinin bir istismar alanı olarak ortaya çıkmasını anlatır. Şeyh ve hoca olarak gördüğümüz birçok insanın din üzerinden metalandığını anlatır. Şimdi biz elimizi vicdanımıza koyarak doğru bir şekilde düşüneceğiz, konuşacağız. Yaşadığımız son birkaç yıldır ülkemizi de meşgul eden bu FETÖ yapılanması, bunlar daha düne kadar bunların din anlayışları, İslam'la kurdukları ilişki, şimdi devlete müdahil oldular, devleti ele geçirmeye çalıştılar. Devlet iradesi bunlara dur dedi. Ama ondan önce bizi niçin rahatsız etmedi bu yanlış anlayış? Kulakulluk üretilen bir mekanizma var. Tabii. İnsanı alçaltan bir mekanizma. İnsanı alçaltan, İslam olmak, Müslüman olmak demek, özgür olmak demek. Allah'ın dışında bütün otoritelerin reddi demektir ve insanın özgürce o inancını kabullenmesi ve yaşaması demektir. Şimdi bizim din adına ortaya koyduğumuz şey, siz diyor işte hoca efendinin önünde, gassalın önündeki meyit gibi olacaksınız. Halbuki, İzzet Begoviç'e ters bir laf mı söylüyorsun? Tabii. İzzet Begoviç. O zaman şöyle diyebilir miyiz hocam? İzzet Begoviç'in kitapları muhakkak surette okunmalı. Çok kesinlikle. Dolu, çok donanımlı bir insan. Hocamın bıraktığı yer çok önemli. Yani ben Müslümanların kurtuluşu İslam'dadır derken bunun diğer olumsuz önermelerini de kurmamız lazım. Müslümanların kurtuluşu sanayi üretmekte değildir, teknoloji üretmekte değildir. Ya da Müslümanların kurtuluşu ticari şirket kurmakta değildir, gazete kurmakta değildir, bunları satmakta değildir. İkincil meseledir. Bunların hepsi ikincil meseledir. Esas meseleye gelememiş olmamızdan dert yanar. Bunlar olacaksa bile, zuhur edecekse bile İslamlaşmanın tabii sonucu olarak zuhur etmesi gereken hususlardır.
Öze bugün, dönmektir diyorsunuz. Bugün belki yani içerisinde tabii Ali Şeriat'ın öze dönmek kavramıyla çok benzeşir. Bugün bizim gençlerin mevcut kurumsal yapıların yani sosyal hayatın hepimizin gördüğü bir şey var değil mi? Ahlaki anlamda çok sıkıntılı yerlere gidiyoruz. Çok ciddi bir ahlak krizimiz var. Bu evet. Ahlak krizimiz nereden kaynaklanıyor? Madem yani herkes Müslüman, Müslümanım diye ifade ediyor kendisini. Bu ahlak krizimiz nereden kaynaklanıyor sorusuyla yüzleşmemiz gerekiyor. Bir yığın hocamın ifade ettiği gibi cemaat var. Bir yığın müntesip var. Bu kadar doğru yoldaysak bu kadar ahlak krizi nereden kaynaklanıyor? Burada işte bence bir niyet sorunumuz var hocam. Yani niyetimiz çok sahih değil. Biz İslamlaşmak, Müslüman olmak niyetinde mi gündelik hayatımızı sürdürüyoruz? Yoksa bunun arka planında bir mevkiye, bir makama, bir siyasete namzet olmak ya da bir güce bir niyet ederek İslam üzerinden hareket ediyoruz. Burası çok ince bir nokta ve Aliyan'ın da sıklıkla altını çizdiği bir nokta. Bunu dile getirirken Faruk hocama ek olarak Aliya dünyadan kopmayı da anlamaz. Mesela işte biraz önce de arkadaşlar dile getirdiler. Batı'nın, Avrupa'nın ya da diğer milletlerin iyi olan yönlerini de görmemiz lazımdır der. Bugün onlar üretiyorlar. Üretenlerdir. Bir şeyleri icat edenlerdir. Biz niçin sadece tüketiciyiz? Ve biz niçin üretici olamıyoruz? Bunu da söyler. Burada Aliya'nın önemli üzerinde durmak istediği şey, mesela İslam anlayışı açısından bir kere Müslüman dediğimiz insan, İslam geçmiş tarihlere ait olan bir din değildir. Kur'an her an canlı olan bir kitaptır ve her an yeniden vahyedilmektedir ve bizim problemlerimizi çözmek için var olan şeydir. Böyle bir Kur'an'a sahipken Kur'an'ı belli bir tarihte dondurmamız ve belli bir insana onu bağlamamız kaçınılmaz. Bu bizi biz olmaktan çıkaran en temel problemdir. Şöyledir, bu yeryüzünü, bütün bir evreni yaradan Allah, Kur'an'ı da gönderen Allah'tır. Bu ikisi arasında bir zıtlık, bir tenakuz, bir çelişki olarak göremez. İkisini de Allah yarattığı için. Böyle bir perspektifle baktığımız zaman evrenle, doğayla, bilimle ilgilenmek de Kur'an'ın istediği bir insan olmaktır. Bu çabayı da yerine getireceğiz. Biz Batı dediğimiz zaman onun seküler ahlakını bizim yöneticilerimiz transfer ettiler. Yani şöyle hocam, bir reklam arasına gireceğiz. Ondan sonra daha rahat konuşalım. Olur. Ali İzzet Bey şunu mu diyor? Ne dünyadan kopuk bir doğulu, sadece ahireti, öbür dünyayı düşünen bir doğulu, ne sadece bu dünya için çalışan, ahireti düşünmeyen bir batılı. Çok doğru. İkisinin arasında bir Müslüman. İslam odur diyor Eyvallah. Zaten. Hocam bir virgül atalım. Reklamlardan sonra sizi tekrar dinlemeye devam edelim. Sevgili seyirciler, kısa bir ara vereceğiz. Tekrar hatırlatalım. Volkan Erikçi hesaplarımız var. Facebook, Twitter ve Instagram'da. Onun orada bugünün reklamını yapan bir tanıtım var. Onu paylaştığınız takdirde Erkan Baykan hocamızın Ali İzzet Begoviç kitabını hediye edeceğiz. Siz o paylaşımları yaparken biz kısa bir ara verelim. Evet sevgili seyirciler, Ali İzzet Begoviç konuşmaya devam ediyoruz. Hocam şurada kalmıştık. Sizde kalmıştık Erdal hocam. Neler evet. eklemek istersiniz? Yani Aliya İzzet Begoviç'i hakikaten tanımamız bizim şu anda yaşamış olduğumuz birçok sorununu daha doğru bir şekilde değerlendirebilmemizi belki de onu nasıl aşabileceğimiz konusunda bize bir takım önemli fikirler verebileceğini düşünüyorum. Mesela son günlerin çok önemli problemlerinden bir tanesi. Biz 15 yıldır iktidarda olan AK Parti muhafazakar demokrat olarak kendisini ifade eden AK Parti birçok alanda çok başarılı olmuş olmasına rağmen Sayın Cumhurbaşkanı'nın da ifade ettiği üzere eğitimde ve kültürde istediğimiz başarıyı yakalayamadık diyor. Bu önemli bir problemdir. Bu sadece çünkü eğitim ve kültür sadece siyasi iradeyle çözebileceğimiz bir mesele değildir. Bütün iyi niyetimize rağmen siyasi iktidar bunu çözmeye çalışsa bile siyasi iktidarın ötesinde bir takım şeyler istiyor. Bunlardan bir tanesi
eğitimin kökten yeniden düşünülmesi ve bir yeni bir eğitim felsefesine, eğitim düşüncesine ihtiyacımız olduğudur. Bunu Aliya'da şöyle okuyoruz. Aliya diyor ki, İslam toplumunun bu geri kalmışlığına baktığım zaman bunun nedenlerinden bir tanesi okullarından, medreselerden eleştirel düşüncenin kalkmış olmasını görürüm diyor. Batı bir şekilde bu problemle yüzleşti ve bunu halletti. Ama Müslümanlar bunu halledemediler. Keşke elimde imkan olsa bütün Müslüman ülkelerdeki okullara eleştirel düşünce dersi koyardım diyor. Eleştirel düşünce dediğimiz şey nedir? Bir şeyi ezberlemekten ve dikte ettirmenin ötesinde. Dinle ilgili kurduğumuz ilişki de budur. Biz çocuklarımıza niçin Müslüman olduğumuzu gerekçeleriyle anlatamazsak, o çocuk o Müslümanlığın da İslam'ın da gerçek kıymetini ve değerini bilemeyecektir. Diğer bilimler de öyledir. Bir bilgiyi sadece ezberletirseniz siz ancak onunla yetinir. Ama bir bilgi üzerinden o bilgiyi nasıl bir eyleme dönüştürebileceğini, o bilgiden nasıl yeni bilgiler üretebileceğini öğretebilirsek, yani bir sentez ve analiz yapma imkanını o çocuğa verebilirsek, o çocuk yeni şeyleri söyleyebilecek ve kendini geliştirebilecektir. Sadece istenilen bir şeyleri ezberleyip tekrar eden. Biz bilgiyi veriyoruz, bunu bize söyle diyoruz. Yeni bir şeyler üret, yeni şeyler ortaya çıkar demiyoruz. Bu da bizim eleştirel düşünme balık tutmadır yani diyorsunuz. Tabii onu öğrenmektir. Bizim bütün dinle ilgili bilgilendirmelerimiz de diğer eğitim faaliyetlerimizin hepsi de birazcık çocuğa biz bir bilgi veriyoruz ve onu bize geri iade etmesini istiyoruz. Bunun değişmesi gerekiyor. Bu çok önemli bir şey. İslam dünyasının da böyle bir süreç içerisinde olması aynı zamanda dini bilginin de çağ içerisinde, zaman içerisinde, coğrafya içerisinde yenilenmesini ve yeniden anlaşılmasını sağlayacak bir imkandır. İçtihat dediğimiz şey de bu anlamda önemlidir. Ve Müslümanların, Müslüman alimlerin yeniden içtihat edebilecek ve toplumun, gençliğin, insanların, yaşadığımız hayatların sorunlarına müdahil olabilecek, onları bu çağa, bu zamana, bugünün insanına uygun bir şekilde ama İslam'ın özüne riayet ederek çözebilecek insanlara ihtiyacımız var. Bunu da ancak biz eleştirel düşünceyle birlikte sağlayabiliriz. Son günlerde özellikle ilahiyat fakültelerine yönelik bu düşünceye ilişkin derslerin kaldırılması gibi bir takım şeylere tevessül edilmesi bu açıdan çok büyük bir yanlış olmaktadır. Onun için diyorum ki bizim ilahiyatçılarımızın Aliye okumaları gerekiyor. Eyvallah. Evet. Eyvallah. Peki hocam, şimdi Aliye İzzet Begoviç'i kitaplarını mutlaka okumalıyız. Ama sanki şunu anladım ben. Ön yargıları tamamen soyunup, ön yargı gömleğimizi tamamen çıkarıp okumak gerekiyor. Çünkü şunu göreceğiz Aliye İzzet Begoviç'in kitabında, bize bir eleştiri gelecek. Belki bizim anlayışımızı, bizim yaşantımızı yerden yere vuracak. Doğru mu anlamışım tabii, hocam? Tabii. Çok doğru anlamışsınız. Yani o eleştirellik bahsini birazcık açarak devam etmek gerekirse, eleştirellik şundan dolayı gerekli. Daha yeni hocam da belirtti. Son ilahi, nihai iktidara ulaşasıya kadar önünüzdeki tüm otoriteleri eleştirel bakmak zorundasınız. Orada tebaa olabilirsiniz, ona inanabilirsiniz. Onun için Aliya'yı mesela bilge kral olarak ifade etmek de bu anlamda. Biraz Galat-ı meşhur olmaya doğru gidiyor ama olmaması gerekir. Çünkü Aliya her şeyden önce kral ve kralcılığa karşıydı. Neden? Çünkü eleştirel düşünmek onda bir şöyle bir şey değil. Yani Aliya izlediğim ya bir eleştirel düşünelim değil. Onda bir insan felsefesiyle irtibatlı olarak bir eleştirel düşünmeyi bize önerir. Tıpkı Nurettin Topçu'nun İsyan Ahlakı'nda olduğu gibi ya da Sezai Karakoç'un Diriliş bahsinde olduğu gibi, Ali Şeriatı'nın Öze Dönüş bahsinde olduğu gibi. Bunlar aslında benzer bir hatta dolaşır. Benzer bir coğrafyanın, fikir coğrafyasının üzerinde dolaşır. Buradaki eleştirellik zannediyorum bizde yoksun olan bir şey. Biz şu anda bir muhalefeti kendimize, şahsımıza ve herhangi bir muhalefeti tehdit olarak algılıyoruz. Aslında eleştirellik bir şeyi inşa etmek ve özgür bir birey olmak için esasında önemlidir. Özgür olmadan
insan olmanın, insan olmadan da Müslüman olmanın Ali Ezzet Begoviç'te imkanı yoktur. Dolayısıyla aslında biraz Müslüman olmak da Ali Ezzet Begoviç'in insan felsefesinde yaratıcı dışındaki her türlü düşünceye bir eleştirel bakış geliştirebilme kabiliyetiyle alakalı. Onun insan ve siyaset felsefesinin temelinde de zannediyorum bu yatıyor. Hocam zaten şunu kabul etmemiz gerekmiyor mu? İslam ümmeti olarak yaklaşık 200 yıldır yıkılıyoruz. 200 yıldır bir çöküş halindeyiz. Ve şu anda da belki en dip aşamasını görmüş durumdayız. Allah daha dibini göstermesin. Peki bu çöküş aşaması bizim mükemmelliğimizden mi kaynaklanıyor? Hayır. Sorunların, sıkıntıların olmasından kaynaklanıyor. O zaman bu sorunu, bu sıkıntıyı, problemi ortadan kaldırmanın yolu öncelikle eleştiriden geliyor. Çünkü bizim bir zihniyetimiz var, bizim bir yaşantımız var ve o bozuk kardeşim. Bunu itiraf etmek gerekiyor. Çünkü eğer bozuk olmasaydık, bizim zihniyetimiz, yaşantımız, anlayışımız, algımız bozuk olmasaydı 200 yıldır bir çöküş aşaması yaşamazdık. Eğer bu aşamayı durdurmak istiyorsak bu nereden geçiyor? Eleştiriden geçiyor, tenkitten geçiyor. Önce kendimizi tenkit edeceğiz. Her şeyi dış güçlere bağlamayacağız. Yanlış mı düşünüyorum? Dış güçler, dış güçler. Sanki biz mükemmeliz. Sanki bizim yaşantımız, algımız, anlayışımız, her şeyimiz harikulade. Bir sorun dış güçlerde. Onun için Ali İzzet Begoviç'i okumak gerekiyor. Mesela yani hocam biraz kapı açtığı için ben de oradan gireyim. Mesela eleştirmeye başlarken de iktidarın eleştirisinden sonra eleştiriye başlamamak gerekir. Mesela bu dönemlerde popüler bir inşaat sektörü eleştirisi var. Benim açımdan soru şu. Cumhurbaşkanı bu eleştiri yapmadan önce herhangi bir siyasi partinin içerisinde bu eleştiri yapan var mıydı? Ya da düşünce dünyasında, akademi dünyasında bu eleştiri yapan var mıydı? Yani eleştirilikten kastımız bir yol açıldıktan sonra oradan gitmek, orayı, o patikayı takip etmek de değil. Durduğun yerin, durduğun zeminin neresi olduğunu bilip o durduğun zemine karşı çıkan her şeyi eleştirel gözle değerlendirebilmek. Bir tavır, bir üslup olarak eleştirellikten bahseder Ali Ezzet Begoviç. Eyvallah. Sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı hocam? Yani bir Ali Ezzet Begoviç'in kullandığı bir ayet-i kerimeyi ben hatırlatarak son cümlelerimi söylemiş olayım. Sonra Mahmut Hoca tamamlasın. Kasas suresi 77. ayet, Allah'ın sana verdiği şeylerde ahiret yurdunu ara, dünyadan da nasibini unutma. İslam ebedi hayatımız içindir ama dünyayı da organize edecek olan da yine İslam'dır. Başka hiçbir ideolojiye, başka hiçbir dünya görüşüne de ihtiyacımız yoktur. Eyvallah. Mahmut Hocam, söyleyeceğiniz bir şey var mı yoksa İslam anlayışına geçelim mi? Orada mı söylemek istersiniz? Buradan İslam anlayışına aslında biraz yani, değinmek arzu ederim. Kitaplarında gördüğüm kadarıyla isimlerinde hep İslam geçiyor. Evet. Herhalde Ali İzzet Begoviç anlayışına, merkezine İslam'ı koymuş durumda. Peki nasıl bir İslam anlayışı var? Şimdi baştan şöyle bir mesele var. Yani İslam neden Allah tarafından dünyaya insanların hem bireysel hayatını hem toplumsal hayatını düzenlemek için gönderildi sorusunda bir insan için olma durumu var. Burada İslam Ali Ezzet Begoviç'te insana en uygun olan hem düşünce hem inanç hem de pratiğin adıdır. Ama bakın bunları birbirinden ayıramayız. Düşünce, inanç, pratik. Yani bunun düşünce öne çıktı, diğerleri arka planda kaldı ya da inanç öne çıktı, pratik arka planda kaldı değil. O yüzden Ali Ezzet Begoviç Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de sürekli birlikte zikrettiği iman etmek ve salih amel işlemeyi biliyorsunuz orada bir ve bağlacı vardır. Birlikte zikredilir ikisi. Evet. İkisi birbirinden bağımsız zikredilmez. Salih amel işlemek dediğiniz şey sizi dünyaya bağlayan bir şeydir. O yüzden batılı mesela teologların bir kısmı İslam'ı bir din olarak görmezler. Bakın bu son derece önemli bir şeydir. Neden? Sadece maneviyatçılıktan ibaret bir öğreti yok karşımızda. Aynı zamanda bu dünyayı talep eden bir öğreti de var. Mesela Hazreti Peygamber'in hikayesiyle Hazreti İsa'nın hikayesini karşılaştırdığınız zaman Hazreti İsa'da muazzam bir trajedi çıkar kötülük üzerinden. Hazreti Peygamber'e baktığınız zaman ise Mekke döneminde çok ciddi bir trajediyi görürsünüz ama Medine döneminde başarılı bir devlet adamı ve komutan vardır. Bir direnme, bir direnç var değil mi hocam? Dünyada başarılı yalnız. Bu son derece önemli. Evet. O yüzden birçok batılı teolog Hazreti Muhammed'in bu dünyada başarılı olmasını, peygamberimizin bu dünyada başarılı olmasını aslında din mefhumunun kendisine aykırı olduğunu söylüyorlar. Çünkü başarılı olacaksa bir peygamberin sadece ahirette başarılı olup bu dünyayı reddetmiş olması gerekir. Bakın ruhbanlığın reddi buradan gelir İslam'da. Evet, mistizmin reddi de bu. Çünkü dünya Ali Ezzet Begoviç'e göre red yoluyla kazanılmaz.
Dünyayı red yoluyla kazanamazsınız. Ve dünyayı kazanmanız bir ilahi emirdir. Çünkü zulüm varsa zulme baş kaldırmak zorundasınız. Bizdeki ayet kelime bir hırka bir lokmaya karşı Ali. Kesinlikle. Başından itibaren karşı. Eleştirisi de vardır. Yani onu da açıkça söylemek zorundayım. Çünkü bazen şöyle bir şey yapıyoruz. Yani muhatabımız, alıcımız aman şu hassasiyetlere sahiptir. Bu adamı olduğundan biraz farklı gösterelim. Hiç onu yapmamamız gerekiyor. Hakikati sevmek zorundayız. Ha kimse de Ali Yezid Begoviç'i sevmek zorunda değil. Fikirleri dolayısıyla. Onu açıkça söyleyeyim yani. Okusunlar, beğenirlerse buyursunlar, beğenmezlerse beğenmedik biz bu adamı, başka adamları okuyalım diyebilir insanlar. Yani böyle bir özgürlük tarafı da var. Şimdi insan nedir sorusu son derece önemli. Bakın Batı'da din ve bilimin herhangi bir şekilde bir araya gelmesi modern dönemde mümkün değildir. Çünkü Hristiyanlık bir skolastik üretmiş. Hoş yani Müslüman dünyanın da bir skolastik ürettiğini söyleyebiliriz. Çünkü Müslüman dünya eleştiriden uzaktır. Azizleri büyük olarak tanır ve asla onların sözlerin ötesine bir söz söylenemeyeceği bizde de çok yaygın bir kanaattir. Bir diğeri mukallittir, taklitçidir. Yani geçmişten geleni sadece taklit edin, siz yeni bir şey üretmeye bakmayın. Mesela rahmetli Nurettin Topçu da buna bir İslam skolastiği diyor idi. Ali Yezid Begoviç de aynı şekilde diyor. Şimdi skolastik oluştuysa bir yerde orada bir yenilenmeden, bir İslamlaşmadan bahsedemezsiniz. Fakat bir şey vurgusunu yapmak zorundayım. Ali Yezid Begoviç bir İslam reformisti değildir. Bakın İslam Rönesansından bahseder. Yeniden doğuş dediğimiz şey bir Rönesanstır. Yeniden doğuş daima kaynaklarından olan bir doğuştur. Bu bizde Sezai Karakoç'ta aynı şekilde diriliş diye adlandırılmıştır. Efendim Nurettin Topçu rahmetli İslam Rönesansı demiştir aynı şekilde. Yani bir yeniden doğuşa ihtiyacımız var ve bu doğuşun kaynağı ne batıdır ne doğudur, İslam'dır. İslam'ın yorumunu yenileyeceğiz. Yorumunu, İslam'ın kendisini yenilemek bizim haddimiz de değil, bir şey de değil. Reformist değiliz. İslam algısını, İslam anlayışını değiştirmek gerekiyor. Neticede gerek. Yorumlarda bir problem var zaten. Ama yorum mutlaklaşırsa, böyle hakikati bulmuş gibi herkes... Dogmatiklik orada başlıyor işte. Aynen öyle hocam. Zaten skolastiğin üreteceği en önemli şey de dogmatiklik ve taassup olarak karşımıza çıkar. Taassup değil, farklı fikirler olsun, rahatsız olmaya gerek yok. Ama üsluba tabii ki dikkat edilsin. Belki bugün birçok izleyicimiz açısından bambaşka bir Ali Yezid Begoviç portresi çıktı kafalarında. Ancak şöyle bir şey var. Ali Yezid Begoviç kendisi gibi düşünmeyenlere hiçbir zaman hakaret etmedi. Bakın savaş sırasında bile İslam'ın ahlakından, hukukundan sapmayacağız diye dikkat etmiş birisi. O yüzden ona düşmanları bile saygı duymak zorunda kaldılar. O saygı duyma zorunluluğunu biraz insanlar kendileri üretirler. O anlamda bakmamız gerekiyor. İslam insana en uygun olan şeydir. Ama unutmamak gerekiyor. İnsan dünyaya gönderilmiş ve bu dünyaya gönderilme bir dünyayı öteleme refleksine dönüşecek olursa Allah muhafaza Müslüman ahireti de kaybedebilir. Çünkü bu dünyada mesela zulmün kaldırılması. Bu Müslümanın görevidir. Çünkü İslam biliyorsunuz gittiği her yerde İslam'ın dirilişi insanlığın dirilişini de beraberinde getirdi. Birçok memlekette başka dinden insanlar aman bizim dinimizden adamlar yöneteceğine buyurun siz yönetin dediler. Bizim ilk nesillerimize, İslam'ın ilk nesillerine. Dolayısıyla yeniden doğuşu sağlayacak motivasyon Ali Yezid Begoviç'e çok açık söyleyeceğim Kur'an merkezlidir. Eyvallah. Doğru. Hocam programımız bitmek üzere. Çok az bir zamanımız kaldı. Sadece birer ikişer cümleyle. Ali Yezid Begoviç sizin için ne anlam ifade ediyor? Ali Yezid Begoviç ile ilgili kitaplarınız var. Siz Ali Yezid Begoviç'ten ne aldınız? Ali Yezid Begoviç deyince aklınıza ne geliyor? Erdoğan Hocam sizden başlayalım. Şöyle kısa. Çok teşekkür ederim. Bugün benim için de çok istifade ettiğim bir toplantı oldu. Size, arkadaşlara çok teşekkür ederim. Ali Yezid Begoviç benim için çok önemli bir insan. Bir kere bir samimiyet demektir. Bir katıksız iman demektir. Bir de umut demektir. Bütün imkansızlıklar içerisinde bir umut demektir. İşte sayısını biraz önce söyledik. 2 milyon civarında bir Boşnak Müslümanın yaşadığı bir yerde. Bu o dönem sayıları belki 1 milyon civarındadır. İslam deklarasyonunu yazdıklarında bütün bir ümmeti hesaba katan geniş ufuklu bir büyük bir bilge liderdir. Eyvallah için. Hocam. Mahmut Hocam siz neler söylersiniz? Ben Ali Yezid Begoviç'te tevhidin ahlaka dönüşmüş bir halini görüyorum. Yani açıkça onu söyleyeyim. Tevhidin ahlaka dönüşmüş hem iman hem de pratik anlamında. İnsan-ı kamil mi?
kendisi diyelim mi bir modern anlamda? Yok, insanın yok, özgürlüğe kaçışında insanın kamili bir eleştiri vardır. Ona da karşı. Ona da karşı. Çünkü basit gördüğünüz bir insan bir iyiliği yaptığında insanı kamil, aziz diye gördüğünüz birisinden daha üste çıkabilir bizim dinimizde diye. Diyor. O yüzden Lukman Sınıfı reddediyor. Eyvallah. O yüzden ben de böyle yorumlamış oldum. Faruk Hocam siz ne diyorsunuz? Yani Aliye İzzet Begoviç tabii benim kendi kişisel hikayemde yüksek lisansımda çalıştığım birisi. Ben de o anlamda akademik kariyerimde de ayrı bir yeri var, anlamı var ama bir kahraman değil, onu söyleyebilirim. Kendisi de zaten o kahraman kültüne başından sonuna karşı birisi. Buradaki portreden de o çıkmıştır zaten. Ama Aliye İzzet Begoviç benim açımdan bir fikir işçisi. İçerisinde bulunduğumuz mevcut durumun muhasebesini yapan, Batı felsefesiyle, aydınlanma felsefesiyle hesaplaşabilen, o özgüvende, o kalitede, o felsefi derinliğe sahip. Aynı zamanda İslam'ın temel mantığını zannımca, buna hükmedecek kişi ben değilim ama anlamış ve fikir ve amel tutarlılığı görebildiğim kadarıyla olan birisi. Onun için benim açımdan benim için örnek bir düşünce adamı tipi. Hocam çok teşekkür ederiz. Hem izleyicilerimizden gelen yorumlara göre hem kendi açımdan söyleyebilirim. Müthiş bir program oldu. Aliye İzzet Begoviç'i bizi harika tanıttınız. Gerçekten Aliye İzzet Begoviç'i sizin sayenizde tanımış olduk. Ağzınıza sağlık. Sevgili seyirciler, hemen kitaplarımızı da dağıtalım. Çizgi Yayın Evi'nden Erdal Baykan hocamızın çıkmış olan Aliye İzzet Begoviç Okumalar adlı kitabını şöyle rastgele olarak Aysel Çil, Rabia Bağcı ve Uğur Karaaslan isimli izleyicilerimize verdik. Çizgi Kitap Evi'nden gidip kitaplarını, hediyelerini alabilirler. Efendim bizden bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki hafta Cumartesi günü Allah nasip ederse 20.50'de KON TV'de. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.